Herkese selam, Pokemon Shield maceramıza 8. bölümle devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hayalet gym lideri Alistair'ı yenmiştik dostlar. Şimdi Bologna kasabasına gitmemiz gerekiyordu. Bologna kasabasına doğru inceden yol alalım diyecektim ki unuttum. Tabii bir önceki bölümde de yapmayı unutmuştum. Şimdi bir gidelim Pokemon Center'a. Pokemonlarımızın canlarını dolduralım. Şöyle. Alistair biraz canımızı okumuştu geçen bölümde. Vallahi önüne gelene tek atmıştı. Daha tam hazır değil partimiz, Pokemonlarımız. Şöyle tekrar bir Pokemon Home'dan takviye alabilirim. Açıkçası bu oyunu ilk oynarken yakalamak daha keyifli oluyor ama ben Sword'u iki defa bitirdim. Bunu da ikinci bitirişim olacak sizlerle beraber oynarken. O yüzden böyle dördüncü defa oynayınca biraz daha seri ilerlemek istiyorsunuz. Şöyle bisikletle inelim, burayı yürüyerek geçelim. Şöyle güzel bir manzarası var buranın. Mantarlara dokundukça böyle aydınlanıyor dostlar. Bakın şurada, hop, şurada bir tane Indip miydi, neydi bunun ismi? Indimp olması lazım, aynen. Impidimp'miş dostlar, Impidimp. Kapışalım bakalım, Frisk Ability'si varmış. 31 level. Hem de bize experience olarak geri dönüşü olur bunların. Çok büyük bir geri dönüşü olacağını düşünmüyorum ama bir de burada Galarian Ponyta çıkıyordu bu bölgede. Denk getirebilirsek bir de Galarian Ponyta yakalarız. Şöyle mantarlara dokundukça aydınlanıyor dostlar mekan. Çok güzel bir ayrıntı olmuş. Bu mekan tasarımına bayılmıştım bu arada. Hatta bu oyun çıkmadan önce, bir sunumundan önce bu mekanda bir tanıtım yapmışlardı. Bu mekan görünüyordu. Bu mekanda Impidimp dolaşıyordu etrafta. Şöyle Razor Leaf'le saldıralım Milsori'ye. Tanıtımında da ön plana çıkardıkları mekanlardan bir tanesiydi. Biraz daha büyük olabilirdi. Biraz küçük bir mekan burası dostlar. Sinistey. Bu da İngilizlerin meşhur çayı oluyor dostlar. Hayalet türünde bir Pokemon. Bir tane evrimi var. Daha doğrusu iki tane evrimi var ama birbirinden farkını göremedim ben. İki farklı forma evriliyor diyeyim. Biri Ancient form'du yanlış hatırlamıyorsam. Biri de normal form. Shinotic mantarımız geliyor. Gelsin bakalım. 7. jenerasyondan mantarımız. Bununla ne yapacağız abi biz? Double hit atacağız buna. Çünkü vuracağımız diğer tüm saldırılar efektif olmayan şekilde vuracak. Peri ve çimen türü olması lazımdı Shinotic'inde. Öyle indiririz gibi geliyor double hit'le. Haydi bakalım. Biraz level almamız lazım dostlar. Ama 40 level'da takıldık tabii. Şimdi ben önden gidip level kasabilirdim. Ama şöyle bir durum var. 3 Pokemon'umu farklı hesaptan aldığım için Taunt kopa... Aa çok güzel bak. Taunt öğrendik. Şimdi bir sonraki level up'ta muhtemelen dostlar şu Taunt'u da öğretelim. Evrim geçirecek Kolobopus'umuz. Güzel oldu bu. Hoş oldu. Ver abicim parayı. Çok iyi. Taunt'u öğrenir öğrenmez evrim geçiriyormuş dostlar. Bunu da öğrendiğim güzel oldu. Ben önce öğretiyorduk sonra bir level daha almamız gerekiyordu gibi hatırlıyorum. Çok güzel. Artık Kolobopus'umuz Grublocked oldu. Hop, Dex'imize de tanımlandı. Grublocked. Dövüşçü ahtapotumuz dostlar. Octolok diye bir saldırı öğrendi. Bakalım bir neymiş. Yeni saldırılardan biri galiba. Tam hakim değilim. Kullanıcı hedefe kilitlenir.
Her tur hedefin defansı ve special defansı düşürülür gibi bir şey söylüyor ama bir denemek lazım ne olduğunu. Tabii şu an denemeyeceğim ben bunu. Söylediğim gibi senle de kapışacağım. Gel bakayım buraya indim. Gel buraya. Hadi bakalım. Impidimp. Sana bir Razor Leaf atalım. Tek yersin herhalde diye düşünüyorum. Aynen. Kaç experience alıyoruz ya? Az önce dikkat etmedim. 253. Kabul edilebilir. Şurada belki bir Galarian Ponyta buluruz. Shinotic. Bunun da ability'si efekt spor olması lazım. Aslında temaslı saldırılardan kaçınmak lazım buna ama. Moonlight canını dolduracak. Gördüğünüz gibi kendini bir yeniledi. Hadi bakalım. Bir daha basma onu da. Strength Sap. Atak düştü. Dostlar. Buna şöyle iyi vuracak neyimiz var elimizde diyorum. Buna iyi vuracak şu an elimde hiçbir şey yok dostlar. Bir ateş tipi falan bir şey yok yani. Bir daha deneyeceğim. Güzel experience verir aslında ikinci evrimi. Şimdi her türlü Giga Drain. Ulan başta atsaydın o Giga Drain'i keşke. Baş belası bir Pokemon'dur. Defansı yüksek ve kendini yenileme saldırıları var gördüğünüz gibi. Online savaşlarda baş belasıdır. Ya bu böyle sonsuz bir döngüde gideriz dostlar. Bu o yüzden bu savaştan çıkacağım. Gördüğünüz gibi zaten atağımızı da düşürdü bizim. Corsola'yla girsem. Corsola'yla girsem aslında belki indirebilirim. Biz bir Corsola'yla bir deneyelim. Bunu da atağını düşürdü ama çok önemli değil atağımızı düşürmesi. Çünkü şöyle Hex'le saldıracağım. Çünkü bu special atakçı bir Pokemon kardeşimiz bizim. O yüzden çok büyük bir etki edeceğini düşünmüyorum. Böyle sürekli tekrarlayacak galiba bunu. Ben buna Poke Topu atayım ya. O zaman da experience alıyoruz zaten. Salla. Salla bakayım belki yakalar. Hadi bakalım. Yok abicim canı full. Moonlight. Hala Moonlight atıyor bu arada. Çılgın ya. Vursam da bir şey değişmeyecek yani. Quick Ball'umuz falan olsa başta atardık ama. Atmayacağım sana Great Ball ya da Ultra Ball. Neyle geliyorsun? Sleep Powder. Ha bununla uğraşılmaz dostlar gerçekten. Sabaha kadar uğraştırır bu bizi. Çık abiciğim çık. Çık çık. Bununla hiç uğraşamam. Bir de Pokemon'umuz Sleep oldu. Seninle uğraşamayacağım. Sırf experience'ın için bir sürü vakit kaybı oldu bana. Şöyle Corsola'yı uyandırsak mı acaba? Dostlar. Şuradan bir yok mu? Awakening. Berilerin arasında vardır kesin bir şey. Poison Confusion. Şöyle normal attack friendly. Aynen. Chiesto beri uyandırıyor. Chiesto beriyi kullanalım. Uyansın. Başımız belaya girmesin. Şöyle. Aydınlatalım mekanları.
Big Root. Sen nesin bakalım? Galarian Ponyta mısın? Hayır, Spritzy. 6. jenerasyonun peri tiplerinden biri. Bu da versiyon eksklusif olması lazım dostlar. Charm. Etkiledin mi bizi? Ne yaptın? Ha, atağımızı mı düşürdün? Olsun. Düşür bakalım. Calm Mind. Special atağını ve special defansını yükseltti. Double hit. Kaç experience vereceksin? Bir sonraki gym savaşı da baş belası olabilir bizim için dostlar. Ama tür olarak çok da üstün değil bize karşı. Şöyle şuradan tekrar bir canımızı dolduralım ya. Biz almıştık Super Potion. Bir işe yarasın bari. Haydi bakalım. Şurada iki tane abimiz var. Bunlarla bir abi bir abla kapışalım bakalım. İkiz misiniz? Sevgili misiniz? Nesiniz siz? Ha, çift double couple. Jacqueline Curly'ye attı. Öbürünün ismini okuyamadım ya dostlar. Güzel. Şöyle bir dalalım bakalım Rock Tomb'la Ninetales'a. Çok iyi. Güle güle Ninetales. Ne veriyorsun abi bize? 1700 güzel experience aldık. Bu arada trade'le aldığınız ya da başka bir ID'ye sahip aldığınız Pokemon'lar daha fazla experience alıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde Rillaboom benim Pokemon'um olduğu için 565 deneyim puanı alırken Dreadnought ben Pokemon'umdan getirdiğim için 928 experience alıyor. Gördüğünüz gibi. Bu taktiği de X farmlarda kullanabilirsiniz. Şöyle sol tarafa doğru bir gidelim bakalım ne varmış burada abi. Snor, Technical Machine 24 numara. Güzel. Şuradan gidiliyor. Buradan sola gidiliyor. Şurada bir ablamız daha var. Şurada bir şey parlıyor. Ona şuradan gideceğiz galiba. Hop. Ablamızla da bir kapışalım bakalım. Sen kimmişsin? Madame Judy. Indeedee attı bize. Bu da bu jenerasyonun psişik ve normal türünde Pokemon'u. Dostlar, iki versiyonu var. Bir tanesi kulakları yukarı bakan versiyonu, erkek. Diğeri de kulakları aşağı bakan versiyonu, o da dişi. Versiyon eksklusif olarak geliyor ama yumurtlatırsanız diğer versiyona çıkanını da elde edebiliyorsunuz. Yani yumurtadan dişi ya da erkek fark etmiyor. İkisi de çıkabiliyor. Eğer bir Ditto ile çiftleştirir yumurtalatırsanız dişi olan versiyonunu da birinden aramadan bulabiliyorsunuz. Zaten tipleri, görüntüleri hemen hemen aynı. Ben yumurtalama işlemini yaparken ikisinin de shiny'sini denk getirmiştim. Hatta de o da biraz şansım olmuştu benim. Şöyle şurayı da bir aydınlatalım bakalım. Şu aradan gireceğiz abicim. Morgrem. Oo. Bu da Impidimp'ti galiba. Impidimp'in gelişmiş versiyonu, bir üst versiyonu. Bir evrimi daha var bunun. Sana drum beating atacağım. Çalsın davullar. Sevdiğim animasyonlardan bir tanesi nadir oyun içerisinde. Bu drum beating'in animasyonu güzel. Bir de şu ateş tipi olan başlangıç Pokemon'unun
saldırısı var kendine özel. Gyro Ball muydu? Pyro Ball olması lazım. Pyro Ball. Onun da çok güzel bir görseli var. Burada bir tane daha Technical Machine bulduk. 56 numaralı Technical Machine U-Turn. Savaş sırasında yer değiştirmemizi sağlıyor dostlar. Buradan şu nedir abi? Bunlar daha da parlatabiliyor muyuz? Küçük mantarlar. Mesela aslında şuralara gizli bir şeyler eklenebilirmiş. Ne bileyim ya. Zelda'dan biraz esinlenilip yapılmış bu oyunun mekan tasarımları ama bayağı bir gerisinde kalmış Zelda'nın. Şuraya tekrar bir gidelim. Gözden kaçan bir yer var mı? Yok gibi dostlar. Yok. Burayla işimiz bitti. Küçük bir orman. Biraz daha büyük olabilirmiş. Şuradan sola giriş var mı? Yok. Ve Bologna kasabasına geldik. Balonlia. Pardon. Balonlia'ymış ismi. Şöyle bir canımızı dolduralım. Teşekkürler. Gel bakalım dışarı. Şimdi bu kasabada birileriyle konuşalım bakalım. Belki bize bir item falan verirler. Yani eşyalara hayır demiyoruz dostlar. Tamam. Interrupt your conversation. Aa, burada bir olay vardı. Tamam, hatırladım. Burada da bir event var. Onu da zamanı geldiğinde yaparız dostlar. Gösteririm sizlere. Böyle gizemli, tüyleri diken diken eden bir event. Şu abimiz var bir de. Benimle savaşmak mı istiyorsun falan gibi bir şeyler söyledi. Birkaç saniye beni dinle diyor. Bu abimiz Slizzly Pid'le ilgili bir şey söylüyor da. Bu abimiz esasında bizden şunu istiyor. Komple bir şekilde bir ateş kıyafetleri mi ne giymemizi istiyor bizden. Onları giyip buraya gelip bununla konuşursak bize bir tane technical machine verecek. Ama hangi technical machine olduğunu inanın unuttum şu anda. Onu da yaparız. Hangi kıyafetler olduğunu tam hatırlayamadım şu anda ama onu da yaparız. Bakın abla, technical machine 42 numara revenge. Çok iyi. Şurada bir de Hattini var. O da güzelmiş. Hadi bakalım. Ablamız bize ne verecek? Everstone falan mı vereceksin? Ne vereceksin abla? Butler. Muhtemelen Everstone verecek bize. Süper efektif. Ha, Eviolite. Aynen, Eviolite verecek. Pardon dostlar. Eviolite itemi de şöyle bir işe yarıyor. Full evrime girmemiş Pokemon'un defansını ve special defansını yükseltiyor dostlar. Bayağı kullanılan bir itemdir. Eşyadır. Online savaşlarda. Bazı build'ler kurulup kullanılabiliyor bazı Pokemon'larla. Güzel bir itemdir yani. Teşekkür ederiz Eviolite için. Tamamdır. Güzel. Buradan bayağı item aldık. Şurada da bir Chinchou var. Ha, burada bir tane de Technical Machine 21 numara Rest. Güzel. Başka var mı? Bal Mushroom. Güzel. Tamam. Burayla işimiz bitti. Şimdi şurada bir quizli
savaşımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oo, Marnie. Almış çoktan Jim rozetini. Ciddi bir savaş var içeride gibisinden bir şeyler söyledi de. Marnie kendi lig kartını verdi bize. Teşekkürler Marnie. Hadi bakalım. Top adam. Top adamı severiz dostlar. Top adamı severiz. Aşk topu verdi bize. Hadi bakalım. Üzerimizi değiştirmemizi istiyor yine bizden. Değiştirelim bakalım. Şimdi buranın challenge'da böyle bizi bir sınava tabi tutuyor. Hatta güzel bir easter egg'imsi bir şeyler de koymuşlardı burada etrafa. Oyunda gördüğümüz karakterlerin zamanında Opal'le kapışırken ne kadar doğru ne kadar yanlış cevap verdikleriyle ilgili. Onu da gösteririz. Oraya geldiğimizde. Burada peri tipi Pokemon'lar kullanılır gibi bir şeyler söyledi de. Aslında bize bir çelik ya da poison tipi Pokemon işimizi görürdü diye düşünüyorum. Peri tipi gym lideri. Annette. Gym trainer Annette. Annette. Hadi bakalım. İki tane Pokemon'u var. Iskaladık. Kötü oldu. Question. Peri tipinin zayıflığı. Poison Steel. İkisine de zayıf. Fark etmiyor verdiğimiz cevap. Razor Leaf. Bu arada bu sorulara doğru cevap verdiğinizde Pokemon'unuzu buff'lıyor arkadaşlar. Bir saniye ses gidip gelecek. Slurpuff geldi dostlar. Slurpuff Drum Beating'le dalalım. Bu da 6. jenerasyondan dostlar. Peri tipi krema Pokemon'larımızdan bir tanesi. Bu arada eşim geldi, yemeğin hazır olduğunu söyledi. Zaten bir 10 dakika içinde gym savaşımızı yaptığımız için bölüme ara vereceğiz dostlar. Opal de bizi oradan izliyor. Haydi bakalım. Gym Trainer Teresa. Swirlix. Swirlix'te az önce gördüğümüz Slurpuff'un bir önceki versiyonu dostlar. Evrim geçirmemiş hali. Razor Leaf'le dalalım yine. Hop. Draining Kiss. Haydi bakalım. Soru geliyor. Bir önceki trainer'ın ismi. Annette'ydi. Aynen. Doğru bildik. Hızımız yükseldi. Ya işte isimleri okumanın faydası. Aslında o kadar senaryo yazıyı okumuyorum ama gereksiz isimleri okuyorum. Bakın burada işe yaradı. İlginç. İlk defa. Aromatisse. Pardon, karıştırdım. Aromatisse Swirlix'in gelişmiş hali dostlar. Bir önceki kapıştığımızın gelişmiş hali bu. Pardon. Bunlar da versiyon ekskluziv bu arada. Echoid Voice. Gönder gelsin.
Bana bir knockoff vuracağım. Hiç efektif vurmayacak ama indirir diye düşünüyorum. Evet, güzel. Kritik vurdu bir de. Bu da 6. jenerasyonun peri tipi Pokemon'larından bir tanesi dostlar. Trainer Teresa. Görüşürüz Teresa. Var mı daha? Savaş. Bir tane daha var galiba. Aynen, bir tane daha var dostlar. Gym Trainer Theodora. Morgrem attı bize. Gönder gelsin ablacığım. Morgrem'le kapışmıştık biz bir tane. Şöyle bir ona drum beating. Flatter. Oo, atağımızı fullleyip kafamızı karıştıracak galiba Flatter. Aynen, special atağımızı yükseltti. 2 tur yükseltiyordu galiba ama kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Drum beating. Çalsın davullar. Gardevoir. Gardevoir'da ben Corsola'yı alacağım dostlar. Hatırlarsanız 3 bölüm öncesinde falan Galarian Farfetch'd avlarken bahsetmiştim Roltz'un evrimlerinden. İşte o karma karışık bahsettiğim evrim bu. Bir tanesi. Soru gelmiş. Hiç fark etmedim bile sorunun ne olduğunu da, konuşurken yanlışlıkla bastım ama. Hiç fark etmedim bile ne olduğunu. Soru neydi acaba? Onu da unuttuk. Special atağımız da special defansımız da düştü bu arada. Soru neydi ya? Yanlışlıkla bastım. Neyse, yapacak bir şey yok. Soruyu da kaçırdım. Lafa daldık. Güzel, Gardevoir da gitti. Aslında Corsola 38 level'da Corsola olmuyor muydu ya? Aynen. Oluyordu abicim. Oluyordu yani. Artık bir Corsola'mız var dostlar. Çok güzel oldu. Hop. Hemen dex'imize de eklendi. Başka var mı? Yok, bitti galiba. Şimdi Opal'le kapışma zamanı. Şurada dostlar bahsettiğim şey, bu Gym'e gelenlerin yaptıkları quizlerde verdikleri hatalı yanıtlar falanla ilgili bir kağıt parçası dedi ilk başta. Leon bir tane doğru cevap verebilmiş. Fail olmuş. Sonya 3 tane doğru cevap vermiş. Fail diyor. İlginç. Leon bir tane cevap verebilmiş. Şöyle bir tekrar. Rica ederiz. Tebrik etti bizi. Hadi bakalım. Şimdi kapıdan geçiyoruz dostlar ve Opal'le kapışmamız başlayacak. Çok cool değil mi duruşu? Sana daha önce kendimi tanıtmıştım gibisinden bir şeyler söyledi. Hadi bakalım, çok da önemli değil buradaki diyaloglar. Gereksiz boş laf kalabalığı. O bir tane soruyu kaçırdık bak, ona üzüldüm.
Weezing gönderdi bize. Peri ve... Weezing işimize gelmez bizim. Run Beating buna... Yok abicim, bu Pokemon'umuzu değiştireceğiz biz. Dreadnought'u sürelim sahaya dostlar. Dövüş tipini de süremiyorum çünkü peri türünün üstünlüğü var dövüşe karşı. Sludge gönder, yapacak bir şey yok. Sludge alacağız yani. Poison bir de zehirledi bizi, çok güzel. Hadi bakalım. Oh 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 oh, mis gibi. Soru geliyor. Benim nickname'im ne diyor? Wizard. Doğru cevap verdik. İlginç. Neyimiz arttı? Speed'imiz arttı. Şimdi Rock Tomb atacağım buraya. Dostlar. Neyini düşürdük? Hızını düşürdük. Peri rüzgarı. Gönder gelsin. Bir de zehirlendik. Kaybedeceğiz Dreadnought'u. Ama yapacak bir şey yok. Rock Tomb. Zehir türü olduğu için şeyi riske edemezdim dostlar. Rillaboom'u. Bunu vurup indirip artık görevimizi tamamlarız diye düşünüyorum. Güzel. Tamam, artık Rillaboom'u sahneye sürebiliriz. Dreadnought. İyi, ölmedi. Mawile. Mawile'da çelik ve peri türü dostlar. Üçüncü ya da dördüncü jenerasyondan olması lazım. Hoenn ve Sinnoh bölgesindeki Pokemon'ların bazılarını karıştırabiliyorum. Ama muhtemelen üçüncü jenerasyondan dostlar Mawile. Çok kötü. Intimidate. Gözümüzü korkuttu. Soru geliyor. Benim favori rengim ne? Pink Purple. Bence Purple ya. Doğru bildik. Deep Purple. Special Defense'imiz arttı. Drum Beating. Çalsın davullar. Mawile'da baş belası bir Pokemon'dur ya. Hızını düşürdük. Abi Iron Defense yaptı bir de ya. Yapma ya. Ya var ya, bu kadına da hiç hazırlıklı gelemedik. Hızını da habire düşürüyoruz bu arada. Crunch. Dostlar, Razor Leaf'ten başka şansım yok. Çünkü kritik vurmasını umut edeceğim. Ve kritik vurdum. Razor Leaf'le dalacağım yani. O da bana kritik vurdu. Defansımı düşürmesin o çiğneme saldırısı. Bir crunch daha attı. Muhtemelen defansımı düşürecek bir yerde. Yakalayacak beni. Soru geliyor. How old I am? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım diyor. 88. Allah, 16 yaşındasın demek ister sana. Güzel bir iltifatla bulunmak isterdim ama yani kadının hoşuna gitmedi bu arada verdiğimiz cevap. Şeyimizi düşürdüm. Gördüğünüz gibi. Atağımız mı düştü iyice? Abi atağımız düştü galiba. Şu an bakacağım infodan. Of, atağımız 3 düşmüş, defansımız 2 artmış. Oha, çok kötü durumda şu an Pokemon'umuz. Drum Beating atayım bir tane. Bu arada Rillaboom'u sağdan almam lazım. Bu felaket düşürdü kadın bize. Felaket düşürdü. Neyse abicim, ben bunu şöyle bir knock off'la indireceğim. Sonra Pokemon değişikliği yapıp tekrar sahaya süreriz bunu. Felaket düşürdü.
Baton Pass. Güzel bir saldırıdır. Kendimize aldığımız buffları bir sonraki Pokemon'a aktarıyor dostlar. Togekiss. Switch. Değiş abicim, değiş. Dreadnought'umuz da Poison ya. Dreadnought'u feda edeceğiz zaten. Ona yapacak bir şey yok dostlar. Dreadnought'u süreyim ben sahaya. En azından bir süper efektif vururuz Rocktomp'la. Togekiss'e. Çünkü muhtemelen Air Slash falan atar bize. Süper efektif. Bayağı bir canımızı yakabilir. Rocktomp. Tek atabilir mi? Atamadık ben. Neyi düşürdüm? Oo güzel. Hızını düşürdüm. Draining Kiss. Zaten 8 canı vardı. Ölecekti. Sıkıntı yok. Ölsün. Bu arada Rillaboom'un da canı azmış ya. Neyse. Başa çıkar galiba. Öyle düşünüyorum. Şimdi. Drum Beating değil, Double Hit dalacağım sana. İndiririm diye düşünüyorum. Yani. Tuttu. Bu arada tekrar geri düzeldi muhtemelen. Düşen saldırılı gücümüz. All Creamy. Bunun All Creamy'si de bu Milsurin'in evrimi dostlar. Bu arada tekrar bir kontrol edeceğim. Aynen. Tekrar düzelmişiz. Şöyle bir Dynamax yapalım. Max Overgrowth. İyidir. Hanım abla bela oldu başımıza ya. Bayağı bir canımızı düşürdü bu arada. Hadi bakalım. Sen de gönder. All Creamy. Gigantamax form All Creamy. Devasa bir pastaya dönüşüyor. İlginç. Haydi bakalım. Max Overgrowth. İyi, fena vurmadı. Fena vurmadı. G-Max Final. Ne vuruyorsun? İyi, öldüremedi bize. Güzel. Hoşuma gitti ölmemesi. Canını dolduruyormuş. Canını dolduruyormuş. Max Darkness. Max Strike. Max Overgrowth. Şimdi indirecek bizi dostlar. Yapacak bir şey yok. Oo, kritik mi vurduk? Kritik mi vurduk? Biz nasıl indirdik ya? Olur, alırım abi, yani işime gelir. Şimdi bakalım kaç level Pokemon'lar dinleyecek bize Opal'den sonra. Oo, bastonunu fırlattı. Güzel uçuştu falan gibi bir şeyler söyledi de. Ver ablacığım peri tipi rozetimizi. Ha, artık 45 level Pokemon'ları yakalayabiliyoruz. Vahşi doğadaki. Ama bizi kaç level Pokemon'lar dinliyor? Onu merak ediyorum şu anda ben.
Favorite uniform. Aldık. Güzel. Peri tipi rozetimizi de Sir Chester kasabasına mı gideceğiz şimdi? Hop. Çıktık dışarı. Bekle bakalım dedi. Orada bir dur. Ne diyeceksin? Hammerlock şehrine gitmesi gerekiyormuş. Burada bana katılır mısın dedi. Biz de büyük bir zevk duyarız dedik. Bir sonraki istasyon oradaymış zaten. Bir savaşacağımız mekan burasıymış. Evet, Hammerlock şehrine getirdi bizi dostlar. Şöyle bir canımızı dolduralım. Hop. Çok güzel. Wedgeworth Station'la ilgili bir şey söylüyor. Oraya bir gitmemizi söyledi. Bir sonraki bölümde Wedgeworth Station'a gideriz dostlar. Şimdilik bölüme burada ara verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.